Herkese yeniden merhaba, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Hamburger Mukbang'la karşınızdayım. Kanalda uzun zamandır Hamburger Mukbang çekmiyordum çünkü vakit olmuyordu, Gümüşhane'deydim. Yani eve de hiç almamıştım, getirmemiştim. Ama izlenmeler düşünce dedim ki sadece Hamburger Mukbang bunu toparlayabilir. Bu da toparlamazsa benim için ümit bitmiştir arkadaşlar. Metin Altıcık YouTube'a veda eder yani. Desem de inanmayın. Ama yine de bunu değerlendirmek istedim. Çünkü Hamburger Mukbanglarım genellikle en çok izlenen mukbanglarımdan bir tanesi. İnşallah bu da öyle olur. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Video hoşunuza giderse de like atarsanız kanalım adına çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Çünkü like atınca videolarım üst sıralara çıkıyor ve daha çabuk keşfedilmeme. İnsanlar mukbang diye aratınca beni bulmalarına yardımcı oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Hazırsanız videoya başlayalım. Bu videoda ne konuşacağımı biliyorsunuz tabii ki. Kızlar soruyor. Yani başka bir şey düşünmemişsinizdir umarım. Uzun bir ara verdiğimizi düşünüyorum kızlar soruyor. Artık bir konuşalım yani. Ama bir hamburgerimden yemeyeyim mi? Yani bu hamburgeri hazırlarken aklım çıktı. Dedim artık bitse de yesem. Mutlaka akacak şeyler, sosları. Çünkü sos seviyorum ve fazla koydum. Akmadı. İlk sorumuza başlıyorum. Sevgilim varımızı yoğumuzu soruyor. Ne yapmalıyım? Demiş bir kız üye. Sürekli fındık bahçeniz var mı? Varsa ne kadar fındığınız çıkıyor dedi. Ne zaman bursun yatıyor diyor. Ne zaman parayı ıslatırız dedi. Ya bir erkek bunu sorar mı kendi kendine? Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsın, ona yanarım diyor. Ya sinir oldum ya. Bu arada harika yapmışım. Gerçekten elime sağlık. Öncelikle bunu sorması gerçekten çok ayıp. Yani kendi adıma bir utandım erkekliğimden diyormuşum. Ben olsam sormazdım. Ve benim başıma böyle bir şey gelse ayrılırdım herhalde. Hani bir şey var ya, yok işte kadın yaşı erkeğe maaş sormaz. Bence kimseye maaş sorulmamalı. Çünkü bana sürekli soruyorlar sınıfta. Yok işte ne kadar kazanıyorsun YouTube'dan, ne kadar bizi de görürsün falan diye. Arkadaşlar ben bir videomda 3 lira kazanıyorum. Yani bunu sürekli bana sormayın. Gerçekten moralim bozuluyor. Ve bunu söylemeye utanıyorum, tamam mı? Lütfen bana ne kadar kazanıyorsun diye sormayın. Çok kazanmamı istiyorsanız kanala abone olun. Like atın. Sınıfta geliyorlar, ben diyorlar ki ben senin videonu izliyordum. Gerçi bana demiyorlar, arkamdan diyorlar ben onu izliyordum diye. Ama niye bana gelip demiyorsunuz? Ama soruyorum ki abone oldun mu? Diyor ki hayır. Ayağımdaki crocs'u çıkarıp kamerayı atmamak için zor tutuyorum kendime. Sonraki soru. Sevgilim olur mu? Tanışmak istense olur mu? Demiş bir erkek üye. Yaşım 19. Nazik. Artı 18 konularda konuşmam bileceğim, tatlı tatlı konuşabileceğim bir kız var mı? Ha konuşmam demiş. Ya ben buna yorum atmıştım uygulamadan. Dedim iğrençse. Ama konuşmam demiş. Bak soruyu okumamanın şey. Ben artı 18 konuları konuşmak istiyorum tarzında bir şey sormuştur diye bunu esas aldım. Aa, inşallah tanışmak isteyen olursan da seni kaçırmasınlar bence. Çünkü kızlar soruyor da sana az rastlanıyor. Bir sen varsın bir ben. Nasıl söylemem gerek bilmiyorum demiş bir kadın üye. Yıllardır hoşlandığım kişiyle sevgili olma yolundayız. Her şey çok güzel gidiyor ama çocukken bir kaza sonucu bir parmağımın tırnak kısmını kaybettim. Bunu ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Aramızda mesafe var, yüz yüze söylemek isterdim ama şu an öyle bir durum yok. Yani bir tırnağın olmaması çok büyük mü kayıp yani? Bu yüzden çocuk seni reddedecek mi sanıyorsun? Şöyle bir boş zamanlarımda ben en iyisi bir oturayım. Üzüldüğüm zamanlar diyeyim ki Allah'ım ne dertler var ya, benim kızı dert mi? Sonraki soru. Yakın arkadaşın elini romantik bir şekilde öpmek demiş bir erkek üye. Onun yaşadığı kötü bir olaydan sonra yaptım bunu. Bir iki kelime sarf ettim, gözleri doldu. Geçmişte de açılmıştım, red yemiştim. Yanlış mı yaptım? Bunu yaparak ne hissetmiştir? Şimdi bir düşündüm, romantik bir şekilde nasıl öpmüş olabilir? Herkes bir düşünsün ben bunu içene kadar. Yani ben kimsenin elini romantik bir şekilde öpmedim, kimse de benim elimi romantik bir şekilde öpmedi. Romantik olduğuna
Sen karar veriyorsun. Belki iğrençtir. Belki de kız eve gidip elini yıkadı. Nereden biliyorsun? Sevgilim ben koronayken başka kızlarla konuşmuş. Demiş bir kadın üye. Bugün bitti karantina. Buluştuk. Telefonda gelen bildirimden gördüm. Bir uygulamadan kızlarla eşleşip konuşmuş. Yani Tinder'dan yani. Sen bir uygulamayla Tinder desene. Hay Allah'ım sanki YouTuber'sın. Hadi ben demesem derim ki hadi reklam yapmayayım. Ben 3000 aboneyle ama ne, girdiğim triplere bak. Neyse ne diyorduk? Telefon numarası, Instagram alışverişi falan yapılmış. Sonra kızlar kesmiş muhabbeti falan. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki ben 2 hafta hasta yatarken o kızlarla konuşmuş. Ayrıca kızlarla konuştuğu saatte benden parası olmadığı için para istemişti. Biraz yüklü miktar ben de hemen göndermiştim. Ne? Belki onu da kızlarla harcamıştı. Öncelikle bu soru Müge Anlı'nın ekmeğini çalmaktır. Çünkü bu orada anlatılan hikayelerden daha trajedik bir hikaye. Ben yani düşünüyorum Allah'ım. Yok cidden ben bekarlık sultanlıktır diyorum. Yani o kadar mutluyum ki halimden. Ve çocukla sen umarım görüşmüyorsun. Bir sorunun devamını okuyalım değil mi? Harcamıştır. Aptal gibi hissediyorum. Öylece sahilde tek başıma oturuyorum. Kendimi boğazlamak istiyorum. Kendini nasıl boğazlayacaksın? Bir de pişkin pişkin konuşuyor. Nasıl kurtulacağım bu durumdan? Öncelikle hayatım. Bak şimdi ben hiç ilişkisi olmayan ama mükemmel ilişki tavsiyeleri veren biriyim. Yani konuşamasam bile bunu başardığımı biliyorum. Yani çünkü bütün arkadaşlarım bana sorar. Ama hepsi bilir ki benim ilişkim yok. Yani niye bana soruyorsunuz? Neyse. Şimdi ilk önce paranı geri isteyeceksin. Diyeceksin ki ya aşkım geçen ben sana bir yüklü para vermiştim. Hani kızlarla yemiştin hatırladın mı? Onu geri atabilir misin? Çünkü çok acil ihtiyacım var diyeceksin. Sonra o da diyecek ki aşkım daha dün verdin hani nasıl bulayım? Benim de şey biliyorsun ihtiyacım yok diye istemiştim diyecek. Sen diyeceksin ki ya aşkım acil olması istemem. Neyse ben bir şey babanla görüşeyim yani sen yoksa ben ondan alayım çünkü ben de acil lazım diyeceksin. O diyecek yok 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 ne yapıyorsun ne yapıyorsun diyecek. Sen diyeceksin ki paramı ver. Sonra parayı al ondan tamam mı? Ve ondan sonra ayrıl ondan tabii ki de. Veya parayı aldıktan sonra sen ondan ekstra para iste ve ondan sonra ayrıl ve parayı verdi. Ayrılmalı mıyım demiş bir kadın üye ama böyle konuşuyorum. Nişanlım anneme bir plan yaptım. Ayrılmış gibi yapıp yüzüğü atacağım. Sonra şaka yaptım diyeceğim demiş. Ben de bunu yeni öğrendim. Sizce ne yapmalıyım? Ne yapacaksın? Ayrıl. Böyle bir şaka olamaz. Gerçekten bu bence ayrılma meselesi. Ve nişanlı olduğun için bile gidip dava açmalısın. Çünkü bu çok büyük bir mesele ve Türkiye mahkemelerini buna meşgul etmen lazım. Türkiye mahkemeleri bunun için çalışmayacaksa ne için çalışacak diye düşünüyorum ben. Gerçekten çok büyük bir mesele. Yani bana yapılsa büyük ihtimal kendimi kahrederdim. Günlerce depresyonlarda kalırdım. Odaya kilitlerdim kendimi. Sonra bir kediyi odaya alır tekrar kilitlerdim ve ölüp kedinin beni yemesini beklerdim. Tanıştığım çocuğun dişleri çok kötü. Sizce ne yapmalıyım demiş bir kadın üye. İnternetten bir senedir konuştuğum bir çocuk vardı. Biz bu çocukla gayet iyi anlaşıyorduk. Derken benim yaşadığım şehre geldi beni ziyarete. Ama sorun şu, dişleri çok sıkıntılı. Tartar hastalığı mı ne varmış? Çok rahatsız oldum görüntüsünden. Ben gerçekten dış görünüş odaklı değilim ama mide hastasıyım. En ufak şeyde bile çok etkileniyorum. Dişlerini görünce çok kötü oldum. Sizce ne yapmalıyım demiş. Hayatım, öncelikle boş yapmamalısın. Mide hastasıyım ne demek? Yani en kötü, ya ilk önce bir çocuğa dersin tamam mı? Yani böyle kalacak mı hani şey veya tedavi olmayı hiç düşündün mü? Hani ne yapacaksın ileride ne düşünüyorsun falan veya durumu yoksa sen ona diş tedavisi ısmarlayabilirsin ya. Yani doğum günü hediyesi olarak diş hekiminden bir hediye çeki alabilirsin ona. Ama bence yani bilmiyorum ben de belki de çok takılırdım ama gidip de şey yapmazlar dişleri çok iyi bitti. Bitti dişi kötü ben dişi olmayan erkek de olmaz. Böyle yapmazdım yani. Sizin gerçekten dertleriniz beni benden alıyor. Kendi dertlerine şükür ediyorum.
Malsınız. Sevdiğiniz adam askerdeyken sevdiğiniz adam askerdeyken hasretine nasıl dayanabildiniz demiş bir kadın üye. Arkadaşlar, bir haftadır sevdiğim adamla konuşamıyorum ve onu çok özlüyorum. Askerliğinin bitmesi 1,5 ay kaldı. Nasıl dayanırım onunla konuşmadan bilmiyorum demiş. Yalnız bir haftadır konuşamıyorum demiş. Ve sen sevgin olana kadar ne yaptın? Çok merak ediyorum. Yani bir haftadır konuşamayıp bu haldeysen demek ki sen sevgin olana kadar kahrettin kendini. Mal mısın? Allah'ım yarabbim. Yani bunlar dert mi arkadaşlar? Çocuk askerdi bir kere yani. Belki telefonu aldı, yakalattı. Babaannem anneme kötü söz söyledi, ne yapardınız? Demiş. Sıradaki soruda bir kadın. Babaannemin kızı var. Evli bir de oğlu var. İşte babam evli ve köy evinde hep beraber kalçaz. Kalçaz ama kalça, kalça z. Kalçaz. Annem dedi ki herhalde, istemiyorum kalmak evde, yani yatmak için istemiyorum dedi. dedi. Sonra babaannem, ama babaannem. Bence hoş bir kullanım, samimi olmuş. Dedi ki, anneme işte, kızımın kocası seni mi s**tti? dedi, anladınız orayı. Resmen o kelimeyi kullandı. Siz ne yapardınız? Ben gülerdim. Sonraki soruya geçiyorum. Getir'den alışveriş yapacağım. Kredi kartı kocamın ne aldığım mesaj olarak onun telefonuna gider mi? Sadece aldığım yer ve tutar mı gider? Bunu merak ettim de kredi kartı onun telefonunda kart hesabında var. Ne aldığım telefona mesaj olarak gider mi? Sadece tutar gider de mi? Bilen yazsın. Şimdi aşkım, belli ki sen bir boklar yemişsin. Ne oldu? Şu şey ki hamburgerler senin için. Evet. Et kaldı mı başka? Abi yapacak. Tamam. Ne diyorum? Ha, sen boklar yemişsin. Yani. Getir'den nelerin satıldığından ben haberdarım çünkü Getir'den çok alışveriş yapıyorum. Henüz senin aldıklarını almasam da ben biliyorum yani neler satılıyor. Sen kudurmuşsun. Kimle gittin bir şeyler aldın oradan. Başka da naneleri yedin. Ben biliyorum şimdi, benden saklamam. Eşine gitmez ne aldın ama gitse iyi olur. Yani yazık değil mi adama? Adam gidiyor çalışıyor, kim işlerde, ağır işlerde, sen gidiyorsun alıyorsun fışkı yiyorsun başkalarına. Bok seni. Sevgilimin telefonunu karıştırdım ve kızlar soruyor hesabını buldum. Soru başlığıyla bir erkek sormuş. Bugün çok garip garip hareketler ediyorum, fark ettiniz mi? Neden bilmiyorum ama galiba keyfim yerinde diye. Ay ne oldu, öldüm herhalde. Onca erkekle konuşmuş. Sekslik ama. Baştan. Onca erkekle konuşmuş. Sexting yaptığı bile var. Foto da atmamış ama yazışmış. Ne yapacağım ben burada? Kimseyle yapmadım öyle bir şey. Ama o resmen başka erkeklerle sexting yapmış. Ne yapacağım şimdi ben buna? Siktiri çekeceğim herhalde. Ne yapacağım başka? Demiş. Şimdi bu soruda gerçekten çok doluyum. Çünkü boş yapılmış. Bence böyle erkeklerin veya böyle kızların, böyle insanların bir siktir çekilmesi lazım. Yani kızın bence sana siktir çekmesi lazım. Çünkü sen yapsan, kız sana siktir çekse ya ben ne yaptım falan olursun. Ama kız yapınca siktir çektim herhalde. Gerizekalı. Yani yapamaz mı? Kızlar da sexting yapabilir bence. Kızlar sexting yapabilir. Herkes yorumlara yazsın. Hashtag kızlar da sexting yapabilir. Erkekler de yazsın. Erkekler de sexting yapabilir ama kızlara karışmaz. Bence herkes yorumlara şey yazsın. Kadınlar erkekler eşittir. Tamam mı? Bence bu videonun konusu hashtag kadınlar erkekler eşittir. Herkes eşittir olsun. Çünkü çok boş yapılmış bir soru ve ben rahatsız oldum. O yüzden bunu esas almak istedim, konuşmak istedim. Arkadaşlar, siz bir bok yiyorsanız karşınızdaki de o boku yiyince kudurmayacaksınız. Yoksa sizi bulur ağzınızı sıçarım. Neyse, hamburgerim bitti. Sorularım biraz daha var ama onlarla başka bir video çekeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz, like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar, şimdi hoşçakalın dedim de hemen kapatmayayım. Şeymiş ama içeceğim bitmedi, içecek mukbang diye devam ediyorum.
şey ne diyeceğim? Umarım like atmışsınızdır. Yani beni seven insanların like attığını düşünüyorum. Ama videoya yeni gelenler de lütfen like atıp kanalıma abone olsun yani. Çünkü enough yani. Ama atmak zorunda da değilsiniz. Yani canınız sağ olsun ne diyebilirim ki? Ama empati kurun. Yani sizin kanalınız olsa size like atmasa hoş olur mu yani? Böyle düşünüyorum. O kadar. Başka bir şey demeyeceğim. Tamam. Tamam mı? Yani şimdi vicdanınızda sizi baş başa bırakıyorum. Artık atar mısınız, atmaz mısınız? Hadi eyvallah. Ben gittim.